Samim Haber YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyoruz. Gündemdeki önemli gelişmeleri değerlendiriyoruz. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. SPK Bağımsız Denetçisi ve ekonomist Bora Yargıç yayın konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Hocam hemen şunu sormak istiyorum. Malum TÜİK verilerini açıkladı. Uzun zamandır da liste fiyatlarını bizlere paylaşmıyordu ama en sonunda açıkladı. Ve gördüğümüz kadarıyla marketteki raflarla bir hayli arada fark var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu senenin en gündemli konusu enflasyon, enflasyon oranı, faizler ne olacak? Tabii uzunca bir süredir TÜİK'in verileriyle özellikle işte kamuoyunda, piyasada ve reel olarak sokaktaki enflasyonun örtüşmediği, aslında buradaki oranların birebir bizim yaşantımızda, piyasada, markette aynı oranlarla, aynı artışlarla örtüşmediği, benzeşmediği yönünde eleştiriler vardı. Haziran ayı enflasyonunu TÜİK Başkanı açıkladı. Şimdi zam ertelemelerinin aslında Haziran'da olması, Haziran ayında biraz daha yüksek bir enflasyon oranının çıkmasını, beklentilerini yükseltmişti. Fakat TÜİK'ten açıklanan rakam ve rakam sonrasında işte ya gerçekten enflasyon oranı böyle mi? Aylık ve yıllık enflasyonda hissedilebilen işte özellikle hizmet sektöründe, gıda sektöründe ve yiyecek içecek sektöründe enflasyonun biraz daha yüksek olduğu, olması gerekenden yüksek olduğu yönünde çok eleştiriler vardı. Şimdi gelelim TÜİK Başkanı'na. Ya TÜİK Başkanı aslında buradaki bir istikrarın, ekonomideki bu sıkılaşmanın, yine özellikle Mart ayındaki yerel seçimlerden sonra sıkı para politikası, sıkı maliye politikası ve onunla birlikte gelir politikalarını arttırıcı önlemlerin art arda gelmesiyle enflasyonda normal olarak bir düşüş seyrine girildiği, her yıl aslında Haziran ayında bu enflasyon oranının işte en düşük oran çıktı ve bu seneki Haziran 2024'teki enflasyon oranı içinde çok fazla bir şaşırılmaması gerektiğini ifade eden yönünde beyanlarını gördük. Şimdi yaz aylarında evet enflasyonun düşüşe geçmesi normal olabilir. Neden? Çünkü okullar kapanıyor. En yüksek enflasyonun eğitim öğretimde olduğu düşünülürse, hizmet enflasyonunda olduğu düşünülürse, yine yazlıkçıların, ülkedeki büyük şehirlerdeki işte kısmi göçün olduğu düşünülürse enflasyonun burada bir düşüşlük göstermesi normal. Ama tam bu noktada özellikle İstanbul Sanayi Odası Başkanı'nın yine TÜİK'in açıklamış olduğu verilerde aslında reel enflasyon oranının daha yüksek bir oranda gerçekleştiği ve yine bakın şunun altını özellikle çizmek istiyorum. TÜİK Başkanı şirket karlılıklarının enflasyon oranını etkilediğinden bahsetti ki bu çok enteresan bir uygulama. Yani ben bir bağımsız bir denetçiyim. Hani şirket karlılıklarını, şirketlerin açıkladığı 36'daki mali tabloların, bilançoların, halka açık şirketlerin ya da halka açık olmayan şirketlerin karlılıkları nasıl enflasyon oranını etki eder, nasıl enflasyon oranını arttır, bunu da kimse anlayamadı. Zaten İstanbul Sanayi Odası Başkanı da bu yönde beyanı yaptı. Yani şirket karlılığıyla enflasyon oranının artmasının nasıl bir bağlantısı var, burada nasıl bir paralellik kurdu TÜİK Başkanı, buradaki eleştirisini de ifade etti. Yine TÜİK Başkanı bakın elektrik zammının işte 1 Temmuz'dan 1 Haziran'a işte geçirilmesi buradaki oranları çok etkileyebileceğinden bahsetti. Yani yarım puanın ya da 1 puanın enflasyonda ne kadar önemli olduğundan bahsetti. Ya biz şunu biliyoruz ki bakın Mart ayından beri gerçekten biz bu sıkı para politikasının etkisini gün be gün çok net bir şekilde görüyoruz. Yani Sayın Maliye Bakanı tüm açıklamalarında işte bir kamuda tasarruf paketinin olacağı, yine bütçede sıkılaşmanın yaratacağı, yine her türlü harcamada bir kısıtlamaya, bir tasarrufa gidileceği, bunun da bütçeye pozitif olarak yansıması gerektiğini sürekli beyan ediyor, sürekli ifade ediyor. Enflasyondaki bir puanlık artış bizim bütçeye gerçekten çok büyük bir yük getiriyor. Yani o bir puanlık, yarım puanlık düşüşlerin bile hem hissedilebilir hem de ülkedeki genel ekonomik gidişat ve alım gücünün etkisini çok net olarak görüyor olmamız lazım. Şimdi TÜİK'le ilgili sadece bu yıl değil, önceki yıllarda da bakın açıklanan oranlar ve özellikle TÜİK'le beraber aynı oranları açıklayan ENAK'ın da böyle bir enflasyon oranı açıklaması ve aradaki farkın, makasın gittikçe açılmış olması tabii
vatandaşın, kamuoyunun, ekonomistlerin, bizlerin de kafalarında hep soru işareti yaratıyor. Yani iki tane kurum düşünün. Biri resmi kurum, diğeri özel kurum. Şimdi aradaki band 1 puan, 2 puan ya da 5 puana kadar açıklanabilir, izah edilebilir bir puan. Ama bu makas 20-30 puanları gösteren bir makas olması durumunda tabii ki burada TÜİK'in açıkladığı rakamların ya bu enflasyon oranı, bu sepete neler girdi, pinpon topu üzerinden mi acaba biz bunu hesapladık? Yani nasıl bir mantıkla, nasıl bir hesaplamayla böyle bir enflasyon oranı açıklanıyor? Bunu da ilgiyle, şüpheyle ve de merakla kamuoyu izliyor. Şimdi 2022 yılında bakın TÜİK aslında madde fiyatlarını açıklaması bir tartışma konusuydu. Ya orada tüm dünyanın aslında TÜİK Başkanı şunu dedi. Ya biz bu enflasyon oranında hani dünyadaki işte bu verileri açıklayan istatistik kurumları nasıl açıklıyorsa Türkiye'de de biz bunu yapıyoruz. Yani buradaki metodolojiyi uyguluyoruz. Endeks açıklamasında farklı bir uygulama yapmıyoruz. Ama burada ne var? Şimdi 600 bin fiyatı inceliyoruz diyor. 600 bin fiyatın içerisinde birkaç tanesinin örneğini seçiyoruz. Yani burada da en önemli şey tabii ki marketler. Yani zincir marketlerden geliyor. İşte domatesin fiyatını alıyor. İşte temizlik malzemelerinin fiyatını alıyor. Yine orada birbiriyle karşılaştırıyor. Ya buradaki düzeyler ve fiyatlar üzerinde bir açıklama yapıyor. Ama şimdi rakamlar bu kadar böyle hani birbiriyle örtüşmediği için tabii buradaki soru işareti, tereddütler yani ülkedeki genel enflasyon oranıyla alım gücünün, enflasyondaki yüksekliğin hissedilebilir derecesinin yüksek olması herkes de ya bu rakamlar nereden çıktı? Biz niye bunu hissetmiyoruz? Biz bunu reel olarak niye yaşayamıyoruz? Bu enflasyon ne zaman düşecek? Bu oranlar gerçekçi değil ya da bu oranlarda gerçekten challenge edilebilir, tartışılabilir aslında kamuoyuyla paylaşılacak şeyler olduğu intibası yaratıyor. Şimdi buna baktığımız zaman tekrar altını çizeceğim. Şirket karlılıklarının enflasyonu arttırdığını ben ilk defa bu TÜİK başkanından gördüm. Yani ben şuna kesinlikle katılmıyorum. Bir şirket karlılığının artması aslında ekonominin gidişatının iyi olduğunu gösterir. Yani ama şunu biliyoruz ki ben dünkü gazete köşemde bakın Konkordato'yu yazdım. Geçen sene hemen şuraya atlayayım. Bir yıllık Konkordato talebinde bulunan şirket sayısı 527 iken bakın bu sene 2024'ün ilk 6 ayında biz geçen seneki yıllık konkordatonun üzerinde 604 tane konkordato talebinde bulunan şirket var. Bu ekonominin gidişatını zaten gösteriyor. Konkordato ne? İflastan önce darboğaza düşmüş şirketlerin aslında bir nefes almak, bir finansal ödeme güçlüğüne girdiğini gösteren bir uygulama. Şimdi Konkordato'da bu kadar yüksek artış varken, rekor patlama varken, piyasada bu kadar nakit sıkışıklığı varken, yani sıkılaşmanın etkisini biz her sektörde görüyoruz. Reel sektörde, hizmet sektöründe, eğitim sektöründe, birçok sektörde görüyoruz. Böyle olunca da insanların burada bir varyansın etmesinde ben makul ve mantıklı karşılıyorum. Çünkü TÜİK'in açıkladığı rakamlarla piyasadaki gerçek gidişat ve ekonominin durumunu bu göstermiyor. Bakın ben de Konkordato ilan eden şirket sayısını gösteririm. Neden 6 ayda geçen yılki bir yıllık rakamın üzerinde bu tutar arttı, bu tutar patladı? Neden iflas erteleme ya da iflas isteyen kapanan şirket sayısı arttı? Bu genel ekonomi gidişatını gösteriyor. Şimdi burada siz enflasyonu tabii ki herkes enflasyonun düşmesini istiyor. Yani bizim en büyük derdimiz, birinci derdimiz enflasyonu düşürebilmek. Ama siz enflasyonu düşürürken rakamları böyle bir nevi doğru, gerçek ya da manipüle edecek şekilde, hani piyasanın gerçek durumunu yansıtmayacak şekilde gösterirseniz, burada tabii ki insanlarda hep o şüphe, hep o tereddüt, ya bizim yaşadığımız, hissettiğimiz ya da şirketlerin yaşadığıyla ne yazık ki buradaki resmi veriler birbiriyle örtüşmüyor eleştirisi gelir. Sayın TÜİK Başkanı'nın ENAK'a da eleştirisi oldu ama şimdi söylüyorum ya arada birkaç puanlık bir fark olabilir. Yani mesela yıl sonu enflasyon tahminlerine bakalım. İşte bir banka dünyanın büyük bir bankası %48 derken öbürü %45 diyor, %44 diyor. Ama şimdi açıklanan enflasyon arasında 30-40 puan fark olduğu zaman kusura bakmayın da insanlar da o zaman ya bu enflasyonu nasıl böyle çıktı? Yıllık enflasyon nasıl böyle çıktı? Peki bu ekonomik verilerle buradaki rakamlar neden örtüşmüyor diye ne yazık ki burada da böyle tereddütlere, böyle karamsallığa, böyle şüphe duymaya maruz kalıyorlar.
Ama isteğimiz, özlemimiz tabii ki enflasyonun düşmesini istiyoruz. Türkiye'de faizden de kurtulmak istiyoruz. Yani ekonominin düzelmesi herkesin istediği bir şey. Yani niye istenmesin ki? Kim eğitim öğretime bu kadar ücret ödemek istiyor ki? Kim yani gıda enflasyonunun, hizmet enflasyonunun, yani özellikle yeme içme ve lokantadaki yüksek fiyat artışlarını kim görmek istiyor ki? Bakın bu bayramda gördük. Tatil yerlerinde artık restoranlar geçen seneki gibi dolu değil. İnsanlar işte Yunan adalarına, işte yurt dışına, oralara gitmeye başladılar. Hemen bunun akabinde ne geldi? Vergi reform tasarısı altında madem yurt dışına gidiyorsanız biz de yurt dışına çıkış harcını 10 kat arttırırız diye bir uygulama geldi. Bakın hepsi birbirini nasıl tetikliyor. Şimdi gerçek, reali yakından takip ediyor olmak lazım. Burada da özellikle resmi kurup olan TÜİK'in açıklamış olduğu oranlara tüm Türkiye'nin, tüm kamuoyunun güvenmesi, itibar etmesi ve bunda herhangi bir şüphe, herhangi bir objektiflik olmaması lazım. Ne olması lazım? Şeffaf, objektif olması lazım. Bu aşamada söyleyeceklerim bunlar. Evet, en çok tartışılan konulardan biri Van'daki domatesin fiyatı ile İstanbul Nişantaşı'ndaki bir marketin domatesin fiyatı aynı olamaz ya da işte 77 liralık işte döner neredeymiş biz de oraya gidelim. O kadar fazla konuşuldu ki sosyal medyada akabinde tekrar tekrar açıklama yapmak durumunda kaldı TÜİK Başkanı da. Bu da gerçekten sizin de söylediğiniz gibi bir şeffaflığı gerektiriyor.